Hepinize merhaba. Ne olacak bu işin sonu böyle bilmiyorum. Apple iPhone diğer donanım ürünleri için abonelik modelini planlıyor, rapor ediyor falan diye bir haber var karşımda şu anda. Ekranı veremiyorum, uğraştırmayın, boş ver. YouTube kanalımın oynatma listelerindeki haberler videosuna hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir durum var biliyorsunuz. Geçmiş yıllar içerisinde, geçtiğimiz yıllar içerisinde şirketler bir ödeme planı yaparak insanlara kendilerinin olmayacağı ürünleri kiralama sistemiyle kendilerine abone ederek böyle bir gelir modeli elde ettiler. Makro ekonomiden biraz böyle mikro ekonomiye geçerek eskisi gibi artık mesela aldığımız oyun bizim olmuyor. Benim mesela Xbox Series S'im var, yayınlarımı yaptığım biliyorsunuz. Dijital bir konsol. Dolayısıyla aldığım oyunlar Game Pass dahil benim değil. Süresi bittiği zaman hepsinin bir expire date'i var, süresi var. Yani bir Game Pass bir aylıktır. 30 gün, 31 gün sonra neyse o aya göre paranızı ödersiniz, 30 lira 45 lira artık Ultimate'e göre bilmem neye göre ve biter gider ve artık oyun sizin değildir. Yani siz oyunu oynamaya devam etmek için tekrar yine bir üyelik uzatmanız gerekir. Oyun sizin değil. Diskli versiyonlar içinde şu anda durum böyle mi bilmiyorum oyun konsollarında ama neyse. Yani mesela Netflix alıyorsunuz. Film eskiden ne vardı? Filmlerimiz vardı. Arkadaşlarımıza veriyorduk. Sınıftaki herkes birbirine film DVD veriyordu, CD veriyordu, oyun veriyordu. Böyle böyle paylaşıyorduk falan. Fakat artık bu bitiyor. Artık şirketler sizin böyle bir tane size böyle CD ile kalkıp da öyle filme 500 kişiye bütün mahalleye dağıtmakmış falan filan o zaman korsan gibi oluyor ve şirketler tabii para kazanamıyor bilmem ne. Dolayısıyla üyelik sistemleri çıktı. Üyelik sistemlerine insanları üye ediyorlar ve böylece sürekli olarak içerikleri güncelleyerek, güncel tutarak insanları ürünleri kiralamaya teşvik ediyorlar. Artık satın aldığınız şey aslında sizin olmuyor yani tamamen. Apple'da ürünlerine sahip olmak için olmak geçmişte kalabilir diye böyle bir haber var burada. Şöyle birazcık okuyayım size nedir. Bir kere şey var, bu Apple'ın bir One planı var. Geçtiğimiz sene duyurmuşlar. Bakıyorum şu an karşımda mesela. Dur bakayım şurada. Evet, 15 dolarlık versiyon, individual versiyon diyor. Müzik var içinde, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade yani oyun servisi, 100'den fazla oyun var ya. Müzikte de 70 milyondan fazla müzik varmış, şarkı varmış neyse. Podcast'ler, Apple TV'de de diziler, filmler ve cloud servis var, 50 GB diyor. Bu diyor 15 dolar diyor. Monthly subscription diyor. Sonra bir tane daha üyelik sistemi var. O da family, aylık şey aile olan. O da 19.95 diyor. Müzik diyor, TV Plus diyor, Arcade diyor, iCloud diyor. Yine aynı şey. 4 tane aynı şey fakat bu sefer 50 değil 200 GB storage yapabiliyorsunuz. Hard disk falan kullanmıyorsanız 200 GB bilmem ne yapıyorsunuz falan. Ha, eğer hard diske daha çok önem veren bir insansınız hayatınızda ne yapıyorsunuz? Gidip family değil de 15 dolarlığı alıp 50 GB'lık yeter deyip 15 dolar ödüyorsunuz. Sonra bir de tabii ki Premier bir versiyon var. Karşımda şu an en pahalısı. Bu da 30 dolar. 29.95 monthly. Aylık. Bunda da diyor ki yine müzik var, TV var, Arcade var, Cloud var. Cloud 2 TB'a çıkıyor fakat bu sefer 2 tane de ekstra şey var. News ve Fitness diyor. Yani haberler ve Coming Late 2020 falan diyor. 2020'nin sonlarına doğru gelecek falan diyor. Bu birazcık böyle biraz da bir şey. Ne zaman çıkmış bu article? Makale 2020 herhalde 2019-2020'de falan çıkmış. Şu anda nedir durum bilmiyorum. Sonuç olarak Apple One'ın ne olduğunu öğrendiniz. Apple One bu. Yani tek bir paketle dördüne de sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bir de Apple Care var. Apple Care'da ne derler ona? Pause et şunu. Tam adı Apple Care Protection planı olan yaklaşık 250 dolar verip Apple ürünlerinin bir senelik garantisini 3 seneye çıkaran koruma planı. Garanti işte yani. Garanti alıyorsunuz falan. Neyse. Apple iPhone'lar dahil olmak üzere diyor, gelecekteki donanım ürünleri için abonelik modeli uygulayabilir diyor. Bir abonelik modeli uygulansaydı müşteriler, yani neyse burası önemli değil. Bu diyor, bu özellik diyor, hala geliştirme aşamasında ve geçtiğimiz senelerde diyor, Apple Care ile Apple One programlarının içine dahil olacak. Apple ID ve App Store hesabınızla donanıma, yani telefondaki donanımın herhalde bir numarası falan olacak. Bunun için de tabii numaralar var ya, Mac numarası, bilmem ne numarası, işte bilmem neyin nesi numarası. Telefonun kendi numaraları oluyor yani, bilmiyorum onları teknik olarak da. Bu numarayı hesabınızla eşleştirdiğinizde bu telefon hesabınız aktif kaldığı sürece, üyelikleriniz aktif kaldığı müddetçe sizin.
üyeliğinizi durdurduğunuz zaman artık sizin değil gibi falan düşünün. Öyle bir sistem. Program aboneleri piyasaya sürüldükten sonra cihazlarını en son modelle değiştirme seçeneğine sahip olabilir. Apple yorum talebi bilmem ne. Ha, Temmuz ayında Federal Ticaret Komisyonu diyor. Şirketlerin müşterilerin sahip oldukları ürünleri onarmasını veya üçüncü taraf satıcılara ürünleri onarmasını sınırlanmasını engelleyen yeni kurallar çıkardı. Yani devlet, Amerikan devleti, işte Federal Ticaret Komisyonu falan dedi ki artık dedi şirketlere, Apple'a, Samsung'a, ona buna artık yok dedi öyle dedi. Ürünlerinizde dedi böyle kimsenin piyasada bulamayacağı vidaların anca açabileceği, sadece sizde vidaları bulunan, burada böyle şey tornavidaları bulunan vidaların böyle bulunması falan filan. Vatandaş kardeşim dedi bir şey bozuldu mu tamir edebilecek dedi falan. Böyle bir şey. Dolayısıyla müşteriler kullandıkları ürüne sahip olamayacağından bir abonelik modeliyle bu kurallar geçersiz kılınabilir. Yani şirketler de abonelik modeli yaparak madem öyle diyorlar devlete işte böyle diyorlar o zaman bizde. Biz de o zaman vatandaşa aboneliği devam ettiği sürece böyle bir şeyi kullandırırız gibiye geliyor. Bu yılın ilerleyen bilmem neler, evet yani durumlar bunlar ilginç. Yani kısacası üyelik bedelini, aylık üyelik bedelini ödemediğiniz bir hizmete sahip olduğunuz bir donanımı artık kullanamayacağınız dönemlere doğru gidiyoruz. Aylık Netflix'e para vermezsen film seyredemezsin. Aylık Spotify'a para vermezsen müzik dinleyemezsin. Aylık YouTube Premium'a para vermezsen videoları indiremezsin. Aylık efendim bilmem ne yapamazsan bilmem neyi kullanamazsın. Ne seyrettiğin film senin, ne oynadığın oyun senin, ne dinlediğin müzik senin, ne de bilmem neyin nesi senin. Hiçbiri senin değil kardeşim. Hepsi bizim. Biz sana ucundan veriyoruz, koklatıyoruz. Sen de ücretini ödersin, beğendiysen devam edersin. Beğenmezsen öyle yok bir kere alıp da öyle hep öyle senin olacak falan. Biz yoksa aylık para kazanamıyoruz olur. Mesela şu anda kullandığınız telefonunuz, yıllardır kullanıyorsunuz. Ben 3 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Bir anda Xiaomi bana diyor ki, bugün ne tarihi? Nisan 11. İşte Mayıs ayından itibaren, bundan 20 gün sonra diyor, Mayıs ayından itibaren bütün Xiaomi veya bu modeli kullanan herkes diyor, Xiaomi hesabıyla diyor telefona giriş yapacak diyor ve bu telefonun diyor donanımı, bu telefonun içindeki sistem bilgisi bölümündeki numarayı diyor hesabına kaydedecek diyor. Ha, o zaman diyor bu telefonu kullanmaya devam edebilirsin diyor. Eğer bunu yapmazsan diyor unut diyor. Ona geldi galiba değil mi biraz o yani o olay. Yani bilmiyorum artık çok şey oldu ya her şeyin yani... Her şey kiralık sistemine dönecek o zaman ileride. Kullandığın araba senin olmayacak, elektrikli araba. Neymiş efendim? İşte bilmem neyin aylık kiralama bedeli uygulanacakmış. Yok motoru çalışmayacakmış falan. Motorunun çalışmasını istiyorsanız ya da aküsünün çalışmasını istiyorsanız aylık $20. Ev alıyorsun. Yok işte evdeki elektriklerin gerçi şey tabii elektrik ne diyorum lan ben hadi bay bay.